2-3 tane daha maç var önümüzde. Yani seriyi devam ettirebileceğimiz, 5'e 6'ya çıkarabileceğimiz seri var. Evet. Ki genelde seriler var bu sene Ankara Demir'de. Yani kazandığımızda üst üste devam ediyoruz. Kaybettiğimizde ya da berabere kaldığımızda bir takılıyoruz sürekli. Bundan sonra bir seri gelir mi sezon sonuna kadar? Vallahi inşallah. Yani ikinci yarıya özellikle o... Aslında ilk yarıya da çok iyi başlamıştık. 10 maçta 20 puan almıştık. Ondan sonra 8 maçlık bir periyotta Covid'den sonra tabirici yerindeyse bir sallandık diyelim. Çünkü hem fiziksel olarak düştük, hem mental olarak düştük, hem de zor maçlar denk geldi. 3 günde bir maç oynamaya başlamıştık. O süreçte bayağı bir puan kayıpları yaşamıştık. Daha sonra iyi bir hazırlık dönemi geçirdik devre arasında. Lige iyi başladık. 6'da 6 yaptık. Manisa'dan puan aldık. Biliyorsunuz Manisa bu yıl ligleri force etti. Hatta galibiyet kaçtı. Evet, galibiyet kaçtı. Ondan sonraki hafta Çorum'u 2-0'dan 2-2. Arada bir Kocaeli mağlubiyeti var. Sonra Afyon'da 1-1 bitti. Yine bunlar son dakikadaki yediğimiz gollerle oldu. Buradaki süreç şöyle, konsantrasyon eksikliği genelde yaşıyoruz. Maçları çok çabuk bitiriyoruz. Ama baktığımız zaman son iki maçta toparladık ve zannedersem şu anda ilk dördün içindeyiz. Evet. Ankara Demirspor her zaman zor başarmış bir kulüp. Alttan gelmiş bir kulüp. Mesela benim 2 yıl önce şampiyon olduğum süreçte 8 ya da 9. sıradaydık. Geldik ligi 12'de 12 yaparak, 15'de 14 yaparak şampiyon olduk. Üstüge çıktık. Şimdi hedefimiz 6 maç kaldı. 6 maçın hepsine talibiz. 18 puanın hepsine talibiz. Olur olmaz. Ama sonuçta böyle bu takım playoff oynayacak kalitededir, yetenektedir. Buradan başkanımıza, yönetim kurulumuza, efendim sportif direktörümüze, bize destek olan herkese, genel müdürümüze, bakanımıza, herkese teşekkür ederim ayrıca. Yani biz seri yapmaya çalışacağız. Hocam şimdi siz söylediğiniz aslında biraz cevap vermiş gibi oldunuz ama son 8 maçın 5'inde gol yemiş takım ve bu 5 maçta toplam 9 gol yemiş. 8'i son 30 dakikada. Yani biraz önce siz de söylediğiniz ama bununla ilgili ekstra bir çalışma olacak mı bundan sonra? Vallahi çalışmaları yapıyoruz. Yine söylüyorum. Bizdeki sıkıntı sadece o dakikalarda gol yeme değil. Yani şu anda size anlatamadığım bazı şeyler daha var. Kadro derinliğindeki nitelik de çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Biz genç oyuncularımızla barındırıyoruz. Hem yarışıyoruz, hem yetiştiriyoruz. Hem de belli bir hedefe gitmeye çalışıyoruz. Onun zafiyetini yaşadık yani bir iki maç. Çünkü o sert maçlarda, zor maçlarda genç arkadaşlara oyunu attığımız zaman o reaksiyonu veremediler. Bir anda konsantrasyon eksikliği ve sonuç son dakikalarda yenilen goller. 4 gol yedik zaten. 2 gol yedik, 4 puan kaybettik evet. Baktığınız zaman. Çorum'da bir son dakika. Çorum tabii, Çorum. Çorum maçı, bir de Afyon maçı var. İşte Manisa'nın son 8. dakikası, işte 82. dakikada bir tane karambolde. Ve bu gollerin hepsini karambolde yedik yani. Hani adamlar bilerek, isteyerek. Duran mesela topar. Bugün ne yaptı adam? Doldur boşalta döndü. Doldur boşalta dönmesine rağmen uzun oyuncularını almadı ama ben doldur boşalta dönmesine rağmen uzun oyuncu aldım. Anlatabiliyor muyum? İşte o karambolü nasıl şey yaparız? Oluşturmamaya çalışırız, bu şekilde oluşturmamaya çalışırız. Müdahale ediyoruz yani. Nitekim de 3. gol attık. Maç net bir şey, skorla bitti. Bugüne baktığımız zaman, maçın geneline baktığımız zaman, zannedersem onu söyleyeceğim. Evet, onu soracaktım. Oyunun da hakimi bizdik. Özellikle ilk yarı çok iyi oynadık. Saha mesela, bizim sahamız şu anda çok iyi değil. Neden çok iyi değil? Antrenman yapabileceğimiz başka bir sahamız yok. Ona rağmen, dikkat ederseniz deplasmandaki maçlarda biz daha çok puan almışız. Bu da önemli. Neden? Çünkü stadyumlarda oynuyoruz. İyi zeminlerde oynuyoruz. Bizim takım da pas oyununu çok iyi oynayan bir takım. Hızlı oynadığı zaman fark yaratabilen bir takım. Burada oyuncu isterseniz 2-3 temas etmek zorunda. Ondan sonra topu ayağından çıkarmak zorunda kalıyor. Doğal olarak da pas hatası daha fazla yapıyoruz. Maçı domine ettik ilk yarı. İkinci yarı biraz onlara bıraktık. Onlara bırakmamızdaki amacımız neydi? Daha hızlı hücuma çıkıp sonuca gitmekti. Onu da başardılar sonuçta oyuncular. Ha, pozisyon verdik mi? Ben hatırlamıyorum, bilmiyorum. Siz çok net bir pozisyon hatırlıyor musunuz? Yani belki karambol falan olmuştur, duran top olmuştur. Onun haricinde pozisyon vermedik akıcı oyunda. Gidişatımız iyi. 90 dakikaya yayıyorlar oyuncular oyun şeyini. Verilen taktiği de yerine getirmeye çalışıyorlar. Vallahi iyi gidiyor şu anda. Yani bir sıkıntı yok. Biraz önce söylediğinize
bağlantı olarak benim izlediğim, yani üçüncü gol mesela söylediğiniz gibi geçiş hücumuyla oldu hocam. Evet, geçiş. Sağ bek başlattı çok iyi bir koşuyla. Daha sonrasında da pozisyonu sol bek bitirdi. Yani iki bekin de hücuma katılıyor olması dakika 90 artıyken aslında bir şeyler gösteriyor bize. Ya bizim fiziksel yani olarak sıkıntımız yok. Bizim sadece konsantrasyon eksikliğimiz oluyor maç içinde. Yani bizim oyuncular çok gerçekten oyun kalitemiz yüksek olduğu için rakip üstümüze gelemediği zaman ya biz bunlar her türlü yeneriz havasına da bürünüyorlar. Gerçekten de tecrübeli oyuncular bizimkiler. İster istemez bu sefer işte anlık bir top kaybı, bir şey oluyor. Kontra atak vesaire. Bir şeyler değişiyor. Gol pozisyonu oluyor. Başka bir şey yok yani. Ki bugün çok daha genç bir takım vardı. Yani. Çok genç bir ona direnç gösterdik mesela. Bu sevindirici bizim için. İnşallah bu şekilde devam edecek. Onun dışında hocam yine biraz önce söylediğim gibi yani ligin altındaki takımlardan biriyle oynadık. Bir iki maç daha var böyle. Yani yine yani şimdi ben sizi çok iyi anlıyorum. Fikstür dezavantajı var. Avantajı var. Ama şöyle bir durum var. Onlar da küme düşmemeye oynuyor. Evet. Onun da sıkıntısını yaşayabiliriz yani. Onun için biz bütün maçları Manisa ile oynar gibi, işte Ekim oyununda oynar gibi, playoff potasındaki takımlarla oynar gibi başlıyoruz. Dikkat ettiyseniz o şekilde de başladık maçı. Bu ciddiyeti çocuklar gösteriyor. Hepsine de teşekkür ediyorum. Kutluyorum hepsini. Bahsettiğiniz deplasmanda daha çok puan aldığınızdan. Bu zeminle ilgili bir sorun ya da bununla ilgili bir çözüm önerisi var mı? Şöyle bir şey var. Sonuçta bizim yönetimimiz sahayla ilgili bir çalışma yapıyorlar. Fakat bu yıla yetişmedi. İnşallah seneye bir dahaki sezon bunu çözeceğiz. Tabii ki ister istemez biz hemen hemen her gün antrenman yapıyoruz. Sağ dinlenmiyor. Maç oynanıyor. Ve maçlar da çok sıkışık takvimde. Yani eskiden 15 günde bir maç oynanırken şimdi işte 10 günde, 5 günde, 8 günde bir maç oynanmaya başladı. Antrenmanlar da üstüne gelince ister istemez sağ kaldırmıyor artık. Bunun zafiyetini yaşıyoruz. Hocam bir de Çağrı var. Sakatlığı vardı onun, uzun evet, bir sakatlığı. Evet maalesef. Var. Çağrı ikinci hafta Uşak maçından lan neresi? Uşak maçıydı evet. Uşak maçından sonra çaprazlarını bıraktı çocuk. Koptu yani. Çağrı bizim için önemli bir oyuncuydu. Çağrı'nın yokluğunu ilk yarıda çok hissettik. Yani Covid ile üstüne gelince takım kurmakta bayağı zorlandık. Neredeyse 11 tane oyuncu bulup sahaya çıkarıyorduk. O şekilde gitti. Çağrı değerini bulamamış oyunculardan biri. Gerçekten Türkiye liglerinde Çağrı gibi ciğerli, çok koşan, markajı iyi olan, adam oynamayı bilen, süpürücü pozisyonda oynayan ender oyuncular var. İnşallah Çağrı son bir ay aramıza dönecek. Ha, oynar mı oynamaz mı bilemiyorum. Ama aramıza dönüp antrenmanlarına başlayacak diye biliyorum. Nisan'ın 10'unda. Doktordan gelen rapor bu şekilde. İnşallah seneye birincilikle hocam izleriz. İnşallah. Ya biz inanıyoruz. Yani biz, ben yine söylüyorum. Bizim o Covid sürecimiz, Çağrı'nın sakatlığı, işte çocukların o dönemde sakatlıkları olmasaydı, kısa sakatlıklarla yaşadık. Olmasaydı biz Manisa'yla şu anda kafa kafaya gidiyorduk diye düşünüyorum. Hatta bir kupa maçından sonraydı zannedersem sizin kanalınıza da bir röportaj vermiştik. Manisa'da muhakkak ileride takılacak demiştim. Ama maalesef biz takıldık. Evet. Biz takıldık. Bu yıl olmadı yani direkt hani çıkma ama playoff'tan çıkacağız inşallah. Hocam zaten söylediğiniz gibi 10 maçta 20 puan varken ligin puan ortalaması olarak yediği takım. Yani ya ikisinden biriydik. Manisa ile bizdik evet. İşte ondan sonra o pandemiden dönüş yani iyileşenler zaten istediğiniz gibi dönmesi mümkün değil. O çok kısa bir sürede. Bir de 24 oyuncumuz bakın 24 oyuncumuz şey oldu Covid oldu. Yani biz olduk teknik ekip. 5 kişi olduk. Efendime söyleyeyim masörü, malzemecisi, çalışanları yani tesiste 40 kişiye Covid olduk. 10 gün yattık evimizde, tesiste, karantinada kaldık. Ondan sonra 11. gün toplandık, antrenman yapmaya başladık. 10 gün antrenman yaptık, 13 tane maçı çıkarmaya çalıştık kupa maçlarıyla beraber. Yani bunu fizyoloji kaldırmaz yani. Bilim bile kaldırmaz bunu. Neden? Sezon başında 1,5 ay, 2 ay kamp yapıyoruz. 17 maçı çıkıyoruz. Doğru mu? Şimdi 10 günle 13 maçı çıkarmaya çalıştık. Çıkmaz. 3-4 maç fena gitmedi. Ondan sonra düşüş başladı. Hocam bir de aslında ya benim kendi gördüğüm biraz özel bir soru olabilir ama siz söylediğiniz genç oyuncuları sahaya attığımızda bir problem oldu konsantrasyon olarak diye. Bugün Ahmet Sivri'yi oyun alırken bir şeyler söylediniz. Yani 20-25 dakika ısınma gibi bir şeylerden bahsediyorum. Son iki maçta da 90 artıda almıştınız. Bugün daha erken aldınız. Maçta biraz 2-0 istediğimiz gibi giderken aldınız. Ve geçiş hücumda daha etkili diye.
Bence iyi bir maçlık aldı hocam. Siz ne diyorsunuz Ahmet'le ilgili? Valla ben şu anda bugün oynayan bütün oyuncular iyi oynadı. Doğru oynadı. Verilen görevleri yerine getirdi. Skora göre konuşmuyorum. Şu an ters de olabilirdi. Farklı bir şey de olabilirdi. Ha, biraz gergin olurduk, sinirli olurduk. Ama sonuç itibariyle oyuncular doğru oynamaya çalıştılar. Saha şartlarına göre, rakibin durumuna göre doğru oynadılar. Sivri'ye gelince Sivri yetenekli bir oyuncu. Sivri'den biz gelecekte çok umutluyuz. Türk futboluna iyi bir oyuncu yetiştireceğiz inşallah. Daha önce Alper Yılmaz işte bizdeydi. Geçen yıl işte çok fazla süre bulamamış. Bu sezonda biz kamptayken Menemen maçından sonra bir baktık transfer teklifleri geliyor. Hazırlık maçında adama transfer teklifleri gelmeye başladı. Bu bizim için sevindirici bir durum. Sivri'ye gelince Sivri'nin de önü açık. Bonservis alındı değil mi hocam bu arada? Tabii tabii bizim. Ya bir Fettoğlu hariç bütün oyuncular bizim. Sivri inşallah iyi olacak. Ya yetenekli bir oyuncu. Biraz daha temposunu artırması lazım. Ya son iki maçtaki o 90 artıda aldı. Ama işte sakatlanmıştı oyun... ondan dolayı. Yani sakatlıktan çıktı. Böyle hemen atıp da bir daha sakatlanma riski var yani. Yavaş yavaş. Üçüncü golde zaten onun çabasıyla geldi gol diyebiliriz yani. Son mesela çok iyiydi. Hacettepe maçı, Uşak maçı, işte Urfa maçı çok iyiydi. Bunda iyiken çocuk sakatlandı. Ondan sonra bir geri gitti. İşte dönüşü biraz zor oldu, geç oldu. İyi olacak işte. Hocam bir de yönetimle alakalı aslında bu çok fazla konuşuluyor bu ara. Ulusal medyada da çok fazla konuşuluyor. 47 dönemindeki şampiyonluk. Daha doğrusu 1956'dan önceki şampiyonluklarla ilgili bir konuşma var. Yönetimde bununla ilgili bir TFF'ye başvuruda bulunuyor. Siz ne düşünüyorsunuz hocam bununla ilgili? Vallahi bu çok önemli bir şey. Yani Ankara Demirspor biliyorsunuz. O zaman Türkiye işte birinci ligi oluyor. Şampiyonluğunu yaşamış. Biz de bu camianın içindeki, biz de şampiyonluk yapıştırdık. Üçüncüden ikiye çıktık. Biri olarak, bir teknik adam olarak, bir futbol adamı olarak gurur duyuyorum. Verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zannedersem 3-4 tane takım daha var evet. Bu şekilde. Belki daha fazla.